Herkese selamlar. Bugün Kıbrıs takımı yapacağız ve ekmek sarıp kefalya kalacağız. Şöyle Kıbrıs mantarlarımız var. Bunun bir ucunda arka arkaya dizilmiş iğneler olacak. Sonra üstüne ekmek sarıp atacağız. Şimdi hemen bağlama işlemine başlıyorum. Bu arada çok fazla iğne var. Karışmalar olabiliyor. Onun için baş kısma farklı renkte veya farklı şekilde iğneler takın ki bu karışmayı kolayca açabilirsiniz. Ben şimdi şöyle farklı bir mustat iğnesi var. Onu takıyorum. Şöyle yine bildiğimiz gibi halka yaptık. Böyle sarıyoruz. Evet, bu şekilde. Şimdi bir tane daha arkasına takacağım. Yine şöyle halkasını yaptım. Çekiyorum. Şu iğnelerin aynı yönde olmasına dikkat edin. Şöyle düğümden çevirirseniz. Şimdi normal siyah iğnelerimi bağlamaya başlıyorum. Evet, bu şekilde yaptık. Şimdi şu kısmına da bir halka yapacağız. Evet, takımımız hazır. Bu tarafa kamıştan makineden gelen fır döndüğü takacağız. Bir de fır döndüğünün arkasına bu kaymasın diye 20 gram kurşun takacağız. Bu kadar.
ekmeğimizin kabuğunu alıyoruz. Şuna şu şekilde kabuğu dışarı içeride kalacak şekilde şöyle kapatıyoruz. Sonra iğnelerimizi böyle sarıyoruz üstüne. Şu ilk iğneyi de şuraya batırıyoruz. İğnelerin şöyle dışarı bakmasına dikkat edin. Bu şekilde şimdi yeniden atacağız. Evet arkadaşlar, bir tane kefal aldık. Güzel bu, yani çok da küçük değil. Görüldüğü gibi şöyle fır döndüğünün arkasına bir tane bu mantarı sabitlemek için kurşun takıyoruz. Bu geziyor. Altta takımımız. Evet, balığımız fena değil. Şu şekilde güzel bir balık. Şimdi devam ediyoruz avlanmaya. İğne çok kötü yerine girmiş ama salmayı deneyeceğiz. Kefal dayanıklı balıktır. Şimdi ufak bu salıyorum. İnşallah yaşar.